Merhaba, bu eğitim içeriğinin konusu, kesici takımı, CNC torna tezgahına tanıtma işlemi olacak. İlk olarak CNC torna tezgahımızı MDI moduna alıyoruz ve program yazacağımız doğru sayfaya geçiş yapmak için Prog tuşuna basıyoruz. Bu sayfada, tanıtma işlemi yapacağımız takımı çağırabilmek için T0404 yazıp ardından sırasıyla EOB ve Insert tuşuna basıyoruz. Bu kısa blok satırı çalıştırabilmek için, kontrol paneli üzerinde bulunan Cycle Start tuşuna basıyoruz. Takım tanıtma işlemlerinizde, doğru takım ve doğru offset değerini tezgaha çağırabilmek için bu işlemi kesinlikle MDI kısmından yapınız. Şimdi fener miline devir vermemiz gerekmektedir. Bunun için MDI modundayken, bir önceki komutu silip, ardından G97M04S500 blok satırını yazıp, EOB ve Insert tuşlarına basıyoruz. Bu komut satırını çalıştırmak için Cycle Start tuşuna basıyoruz. Kesici takımı iş parçasına doğru hareket ettirmek için tezgahı Handle moduna alıyoruz. Bu moddayken, el çarkını kullanarak kesici takımın pozisyonunu hassas bir şekilde değiştirebilirsiniz. El çarkı, bölümlendirilmiş her küçük yay döndürme hareketinizle kesici takımı sırasıyla 1 mikron, 10 mikron veya 100 mikron birimlerinde hareket ettirmenizi sağlar. CNC torna tezgahlarında hareket edeceğiniz temel eksenler olan X ekseni ve Z ekseni arasından birini seçerek, seçtiğiniz eksende ve belirlediğiniz hassasiyetle kesici takımı el çarkı yardımıyla konumlandırabilirsiniz. Şimdi, kesici takımı iş parçasının alın yüzeyine temas ettirmek için, fener miline doğru güvenli bir şekilde hareket ettiriyoruz. Bu alın yüzeyi, referans takımı ile tanımlanmış iş parçası sıfır noktasıdır. Tüm takımlar için bu yüzey, programda Z0 koordinatını temsil eder. Şimdi, bu referans noktasını tanıtalım. Uygulama parçasına, yaklaşık 2 ile 5 mm mesafe kalana kadar, 100 mikron ilerleme ile eksenleri kullanarak güvenli yaklaşıyoruz. Artık, uygulama parçasına temas etmeyen yakın bir mesafedeyiz. Bunun için el çarkı ilerleme miktarını 10 mikron olarak seçiyoruz. Bundan sonra yapacağımız el çarkı hareketlerimiz çok daha kontrollü ve emniyetli olması gerekmektedir. Uygulama parçasına yaklaşık 0.5 mm mesafeye kadar yaklaştı. El çarkının ilerleme miktarını 10 mikron olarak ayarladıktan sonra, hassas bir şekilde döndürerek işlemi dikkatlice gerçekleştiriyoruz. Alın yüzeyinden toz paso talaş kaldıracak şekilde parçaya temas edeceğiz. Kesici takımı uygulama parçasına temas ettirdik ve bu konumu tezgaha tanıtmamız gerekiyor. Bunun için offset tuşuna basarak ilgili sayfaya ulaşmaya çalışıyoruz. Tanıtma yapmak için offset tuşuna birkaç kez basabilir veya ekranın altındaki menü tuşlarını kullanarak gerekli sayfayı açabilirsiniz. Kesici takımın mevcut koordinatını offset geometri sayfasından tanımlayabilirsiniz.
Daha önce belirlenmiş program referans noktasına göre, alın kısmında tüm takımlarımız Z0 koordinatında bulunmaktadır. Şimdi bu konumu tezgaha tanımlayalım. 4 numaralı takımın Z eksen bilgisini tanıtmak için, kürsörü 4 numaralı satırın Z eksen kısmına getiriyoruz. Ardından, Z0 yazıp ekranın altındaki menü tuşlarından Measure tuşuna basıyoruz. Bu şekilde Z eksenini tanıtmış olduk. Şimdi takımımızı, kontrollü bir şekilde temas ettiği koordinattan uzaklaştıralım. Ardından, bu takımın X eksenini tanıtmaya geçelim. Bunun için, uygulama parçasının çap kısmına temas edeceğiz. Gerekirse hassas ölçüm yapabilmek için düzgün bir yüzey oluşturacağız ve oluşturduğumuz yüzeyin X koordinat konumunu bozmadan o değeri tezgaha tanımlayacağız. Sektörde, her iş parçasında talaş kaldırmak mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda, kesici takım ile iş parçası arasına kağıt yerleştirerek temas sağlanabilir ya da farklı temas yöntemleri kullanılabilir. Şimdi gerekli düzgün bir çap yüzeyi oluşturduk. Bu çapı hassas bir şekilde ölçüp tezgaha tanıtacağız. Aslında bu işlemlerle, kesici takıma, sen bu konumda X ekseninde bu değerde bulunuyorsun, tanımlamasını yapmış oluyoruz. Şimdi elimizdeki imkanlarla, kumpas yardımıyla parçamızı ölçelim ve ardından ölçtüğümüz değeri tezgaha tanıtalım. Bizler şu anda bu çapın ölçülmesi gerektiğini belirtmek için kumpas kullandık. Sizler, daha hassas bir tanımlama yapmak için mikrometre kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar offset geometri sayfasına geliyoruz. Ardından kürsörü, 4 numaralı takım için 4 numaralı satırın X ekseni kısmına getiriyoruz. Ölçüm yaptığımız değeri X eksenine tanıtacağız. Bunun için ölçtüğümüz çap değeri 30.2 mm. Tezgaha, sen bu koordinatta X ekseninde 30.2 desin tanımlamasını yapabilmek için X 30.2 yazıp, ardından ekranın altındaki menü tuşlarından Measure tuşuna basıyoruz. Bu şekilde, kesici takımımızın koordinatlarını probe kullanmadan manuel bir şekilde tezgaha tanımlamış olduk. Ayrıca, bu sayfada R kısmından takımınızın uç radyüsünü ve T kısmından takım tipinizi tanımlayabilirsiniz. Özellikle yarıçap telafisi kullanan programcıların bu kısımları eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlamaları, ürünün istenilen geometri ve toleranslarda üretilmesi için büyük önem taşır. Bu eğitim içeriğinde, kesici takımı FANUC kontrol panelli CNC torna tezgahına tanıtma işlemini, yani sektördeki takım sıfırlama işlemini gerçekleştirdik. Bu eğitimin gelişiminize katkı sunması dileğiyle, bir sonraki içerikte görüşmek üzere, hoşça kalın.